kayınla sabaha ulaştıran Yüce Allah'a hamd ederim. İnsan var, hidayette bile zor. Eğer İslam alimleri bilir ve galip gelirlerse haraç veririz. Harureş'te Rumlar haraç veriyordu. Dediler ki eğer sizin alimleriniz, İslam alimleriniz galip gelirlerse ruhbanlara, o halde biz vergi vereceğiz, vermeye devam edeceğiz. Yoksa aksi halde bizden mal istemeyin dediler, bizden haraç istemeyin. Bu niyette kaç kişi göndermişler? 400 keşiş göndermişler. Harun Reşit İmam Şafii'yi arıyor ve buluyor ve diyor ki ona, bunlara senin cevap vermen gerekir. Gelen 400 kişiye, 400 rahibe, keşişe senin cevap vermen gerekir. Bunun üzerine bu gelen rahipler, keşişler Dicle kenarında toplandılar. Bunun üzerine İmam-ı Şafii ise seccadenin omuzuna aldı ve su üzerinden yürüdü. Sonra da seccadeyi su üzerine serdi. Ve dedi ki, her kim benimle tartışacaksa buyursun buraya gelsin. Yani su üzerine gelsin. Bunlar vardır, vardır. Şimdi aklı ilminden fazla olanlar böyle şeyleri inkar ediyorlar. Halbuki Ehl-i Sünnet'e göre, biz Ehl-i Sünnet mezhebine göre keramet haktır, gerçektir. İmam Şafii Hazretleri seccadenin su üzerine serip benden tartışacak olan buraya gelsin deyince ve bu manzarayı gören o keşişler, Rum keşişleri, halbuki hepsi de bilgili, şimdikilerin o kadar hiçbir konuda, birçok konuda bilgileri yok. Yani kendi batıl dinlerinde de bilgililer tabii. Evet. İmam-ı Şafii böyle görünce keşişler hepsi cümlesi Müslüman oldu. Bunlar İmam-ı Şafii Hazretleri'nin sayesinde, vesileleriyle Müslüman oldular. Bu haber Rum Kayseri'ne ulaşınca, Rum hükümdarına ulaşınca dedi ki iyi ki bu adam buraya gelmedi, yani Rum diyarına gelmedi. Eğer gelmiş olsaydı tüm Rumlar bir tek zünnar ve haç takmazdı. Zünnar ne? Zünnar onlara özgü bir kemer, beline bağlıyorlar. Haç ise bildiğimiz artı şeklinde olan Hristiyanların taptıkları bir sembol. Böylece büyük bir velinin bir kısasını anlatmış olduk. Onunla ilgili bir özellik dile getirdik. Dedim ya, bu olay nerede anlatılıyor? Feridun-i Attar Hazretlerinin Tezkiretül Evliyasında İmam-ı Şafii'nin bahsinde yazıyor.